Malezya Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesinin ardından yaşanan son gelişmeleri muhabirimiz Sergio Cantone ile konuşacağız. Moskova ve Kiev birbirlerini suçlamaya devam ediyor. Uçağın düşmesinin ardından tansiyon arttı mı ve Kiev'de yaşayan halk durumu nasıl değerlendiriyor? Burada endişeye neden olan çok şey var. Bunun yanında Kievlilerde uçağın düşmesinin ardından Avrupa Birliği'nin şimdiye kadar izlediği politikaları değiştireceği fikri hakim. Ukraynalılar Avrupa Birliği'nin Moskova'ya karşı izlediği uzlaşmacı tavrın değişmesini ümit ediyor. Bu kazanın şoku ile Brüksel ve birçok Avrupa ülkesinin Ukrayna krizinde izlediği politikaları değiştirmesi bekleniyor. Ukraynalıların bakış açıları böyle. Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk trajediye neden olanların Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir an önce yargılanmasını istiyor. Fakat uluslararası uzmanların olayın nedenini belirlemeleri amacıyla kaza yerine erişimi için bazı şartların sağlanması gerekmiyor mu? Kazanın gerçekleştiği yer nedeniyle şu an tam bir karışıklık bulunuyor. Bölge ayrılıkçıların kontrolünde. Bu nedenle uluslararası bir soruşturma mı yapılmalı, yoksa resmi olarak bölgenin hakimi olan Ukrayna mı araştırma yürütmeli? Kazanın araştırılması için kurulan komisyon, trajedinin meydana geldiği alana girmekte güçlük çekiyor. Komisyon bir sonuca varmak için uçak parçaları ve kurbanlarda yapılacak otopsilerle değerlendirme yapmak zorunda. Rusya yanlısı ayrılıkçılar Boeing'in kalıntılarının alınması için 2 veya 4 günlük ateşkes için söz verdi. Kazanın olduğu yerde tam olarak durum nedir? Biz burada ateşkesten bahsediyoruz ama çatışmalar devam ediyor ve tansiyon yüksek. Kazanın olduğu yerde değil, ancak yakınlarında çatışmalar devam ediyor. Ukrayna askeri kaynakları sınırı kontrol ederek Rusya'dan sızıntıları önlemek istediklerini söylüyor. Bu da çatışmaların devamı anlamına geliyor. Bu nedenle uçak kazasına karşın gece boyu da çatışmalar bölgede devam etti. Putin yaşanan trajedinin barışçıl çözüm ihtiyacını ortaya koyduğunu söyledi. Bu bakış açısına göre Ukrayna krizinin çözülmesi için uluslararası baskı artar mı? Bu giderek ciddileşen Ukrayna krizinde önemli bir dönüm noktası. Çatışmalar artarak devam edebilir. Fakat soruşturmadan çıkacak sonucun ardından uluslararası toplumun alacağı pozisyonu bekleyip görmemiz gerekiyor. Yaşanan bu trajedinin krizde bir dönüm noktası olduğu çok açık. Grazie al nostro corrispondente a Kiev e buon lavoro, Sergio Cantone. Grazie a voi.